Kanal Üç ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 4 Şubat Cuma. Hafta içinin son gününde ana haber bülteniyle karşınızdayız. Evet değerli izleyenler, bugün Ankara'da kalkınma ajansları değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Seybek, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser de katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve yerel kaynakların etkin kullanımını sağlamak amacıyla bölgedeki kamu ve sivil toplum aktörlerine mali ve teknik destek veren ve sorumlu oldukları bölgenin öncelikli ihtiyaçlarına göre kalkınmayı teşvik edici destek programları yürüten 26 kalkınma ajansına yönelik kalkınma ajansları değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu üyeleri, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Seybek, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser ve çok sayıda ajans temsilcisi katıldı. Bakan Varank burada yaptığı konuşmada temel amaçlarının Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak olduğunu söyledi. Bir yandan tüm illerimizin, ilçelerimizin, bölgelerimizin rekabet güçlerini geliştirerek ulusal ekonomiye katkılarını artırmak istiyoruz. Diğer yandan da bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltarak topyekün kalkınmış bir Türkiye inşa etmeyi amaçlıyoruz. Bakan Varank son 3 yılda farklı bakanlıklarla yürüttükleri önemli proje ve faaliyetlerin kalkınma ajanslarının eliyle hayata geçirildiğini belirterek şöyle devam etti. Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak, gençleri istihdam imkanına kavuşturmak amacıyla çalışan ve üreten gençler programını hayata geçirdik. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nın ikinci fazını duyurduğunu hatırlatan Bakan Varank, bugüne kadar işletmelerimiz bize 53 bin yeni istihdam için taahhütte bulundu dedi. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite mezunu gençleri en az 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmelere biz KOSGEB vasıtasıyla 100 bin liralık faizsiz destek veriyoruz. Bugüne kadar işletmelerimiz bize 53 bin yeni istihdam için taahhütte bulundular ve biz de firmalarımıza bu 100 bin liralık ödemeleri yapmaya başladık. Kalkınma ajansları değerlendirme toplantısında Bakan Kasapoğlu, Bakan Varank ve Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından kalkınma ajanslarında personel performans değerlendirme sisteminin bulunmasına ilişkin işbirliği protokolü imza törenine geçildi. Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Afyonkarahisar'ın nüfusu 2021 yılında 744.179'a yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Verilere göre Afyonkarahisar'ın nüfusu arttı. ...2020 yılında 736.912 olan Afyonkarahisar nüfusu... ...2021 yılında 7.257 kişi artarak 744.179'a yükseldi. Açıklanan verilere göre nüfusun 453.835'i kent ve ilçe merkezlerinde yaşarken... ...beldelerde ve köylerde yaşayan nüfusunsa 290.344 olduğu kaydedildi. Öte yandan nüfusun 371.421'inin erkek, 372.758'inin ise kadınlardan oluştuğu belirtildi. İlçelere göre bakıldığında en kalabalık ilçe merkez ilçeden sonra Sandıklı oldu. Sandıklı'nın nüfusu 55.210 olarak açıklanırken 2.161 kişiyle en küçük ilçe ise Kızılören olarak açıklandı.
Nüfus artış hızı ise Afyonkarahisar genelinde %9.8, merkez ilçede ise %20.6 olarak TÜİK verilerine yansıdı. Nüfusu en fazla artan ilçe Bolvadin olurken nüfus azalan ilçe ise Hocalar oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ulusal Eğitime Katkı Protokolü'ne imza attı. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser de törene katılarak Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili bilgiler vererek okul hakkındaki talepleri gündeme getirdi. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Mahmut Özer'in iştirakiyle düzenlenen Ulusal Eğitime Katkı Protokolü törenine katıldı. TOP Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOP olarak Türkiye'nin öncelikli meselesinin eğitim olduğuna inandıklarını belirterek, 81 ilde 81 okul yaparak milletimize ve şehirlerimize armağan ettik dedi. 90'lı yıllarda Türkiye Odalar ve Borsa Birliği ülkemize 24 eğitim tesisi kazandırmış, 24 eğitim tesisinde yapımına ve onarımına katkı sağlamıştı. Sonrasında Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla 81 ilde 81 okul yaparak milletimize ve şehirlerimize armağan ettik. TOP Başkanı Hisarcıklıoğlu sektör ve Türkiye açısından yeni ve çok önemli bir girişim başlattıklarını söyledi. Odalarımızın ve borsalarımızın faaliyet gösterdiği 154 ilçemize daha yeni okullar kazandıracağız. Hamdolsun bir zamandan uzak bir hedef olarak duran eğitim ve sosyal sorumluluk projelerini bugün gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Türkiye'nin girişimci gücü olarak ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Mahmut Özer de en zararsız ve riski olmayan yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğuna dikkati çekerek ülkelerin en kalıcı ve sürdürülebilir sermayesi beşeri sermayedir dedi. Tüm ülkeler gibi Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı olarak beşeri sermayemizin niteliğini artırmakla ilgili tüm bakanlıklarımız olduğu gibi gece gündüz demeden tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bakan Özer mesleki eğitimi güçlendirmek için yeni projeler hayata geçireceklerini söyledi. 2022 yılının sonuna kadar 1 milyon vatandaşımızı mesleki eğitim merkezleriyle eşleştirmek, buluşturmak istiyoruz. Toplantının mesleki eğitim istişare toplantısı bölümü ise basına kapalı olarak devam etti. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, toplantının basına kapalı bölümünde söz alarak mesleki eğitim işbirliği protokolü kapsamında Protokol Yürütme Kurulu Başkanlığı'nı sürdürdüğü Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili bilgi vererek okul hakkındaki talepleri gündeme getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu. Sandıkta da uzman doktor sıkıntısı olduğunu dile getiren Milletvekili Köksal, "İndirin tabelayı, sağlık ocağı yazın, adı belli olsun." dedi. Sayın Köksal. Sayın Başkan, seçim bölgem Afyonkarahisar'ın en fazla nüfusa sahip ilçesi Sandıklı'da devlet hastanesinde hat safhada uzman doktor sıkıntısı çekilmektedir. Kulak, burun, boğaz, kardiyoloji, cildiye, psikiyatri, fizik tedavi, üroloji, göz, enfeksiyon doktorlarında ciddi sıkıntılar mevcuttur. Şimdi bakıyorum da bu kadar çok doktor sıkıntısı çekilen bir hastaneye hastane değil, sağlık ocağı demek daha doğru olur. İndirin o tabelayı, sağlık ocağı yazısını yazın, adı belirli olsun. Sandıklılı hemşerilerim tedavi olmak için resmen yollarda eder oluyor. Yazıktır, günahtır, ayıptır. Size bu kadar oy veren bir ilçeye yapılan üvey evlat muamelesidir. Sandıklı ilçemiz sahipsiz değildir, kimsesiz değildir. O hastaneye uzman doktorlar atanıncaya kadar buradan söylemeye devam edeceğim. Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Kanser dünyada kalp damar rahatsızlıklarının ardından en çok ölüme neden olan hastalıklardan birisi değerli izleyenler. Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, kanser tanısının erken yapılmasıyla hayatların kurtarıldığını belirterek uyarılarda bulundu. İnşallah ülkemizde güzel şeyler olacak sağlık adına.
Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Serhat Korkmaz, Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada kanserin bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getirdi. Erken teşhisin kanser hastalığında önemli bir adım olduğunu belirten Serhat Korkmaz, kanserden ölümlerin üçte birinin nedenlerini tütün kullanımı, yüksek beden kitle indeksi yani aşırı kilo, meyve ve sebzeden fakir beslenme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol tüketimi gibi başlıca 5 davranışsal ve beslenme olarak açıkladı. Korkmaz, Afyonkarahisar'da Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi binasında bulunan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde eğitim, tarama, tetkik ve tıbbi destek yönünden vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Herhangi bir sağlık sorunu olmadan da belli yaş grubundaki kişiler kanser taraması için merkeze başvurduklarında erken teşhis ihtimali artmaktadır, dedi. Meme kanseri için 40-69 yaş aralığındaki kadınlar, rahim ağzı kanseri için 30-65 yaş aralığındaki kadınların ve bağırsak kanseri için 50-70 yaş aralığındaki kadın ve erkeklerin belli aralıklarla tarama yaptırmasını isteyen İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, sağlıklı hayat merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve aile sağlığı merkezlerinden de bilgi ve destek hizmetleri alınabileceğini bildirdi. Son günlerde yaşanan kar ve yağmur yağışları barajlardaki doluluk oranlarını gündeme getirdi. Geçtiğimiz yıl yaşanan kurak mevsimin izleri bu yağışlarla silinebilir mi? Devlet Su İşleri yetkililerinden Afyonkarahisar'ın göl ve barajlardaki doluluk oranlarını aldık. Kar ve yağmurun bol olduğu bir kış geçiriyoruz. Yağışlar bazı sıkıntıları beraberinde getirse de doğal hayatın sürekliliği açısından da çok önemli. Abi çok soğuk ya. Vallahi üşüdük. Üşüyor musunuz peki şu anda? Yok bilmiyorum. Geçen sene buğdak yok ama bu sene çok güzel yani. Afyonkarahisar ve çevresinde bu yıl yağışın bol olduğu bir dönem geçiyor. Bu yağışlar sonrasında Afyonkarahisar'daki göletler, göller ve barajlardaki doluluk oranları artmaya başladı. Afyonkarahisar'daki göletlerin %38'i dolu durumda. Barajların ise doluluk oranı %13 seviyelerinde. Göllerde ise %19 doluluk oranı var. Yetkililer yaşanan yağışlı günlerin ardından karların da erimesiyle bu oranların bahar aylarına doğru yükseleceğini belirtti. Yetkililer Eber ve Akşehir göllerinde de yağışların etkisiyle doluluk oranlarının yükseleceğini bildirdi. Afyonkarahisar'ın içme suyu temininde kullanılan barajlardan biri olan Akdeğirmen Barajı'nda ise doluluk oranı %9 seviyesinde bulunuyor. Evet değerli izleyenler, 2021 yılı afetler açısından çok zor geçen bir yıl oldu. Orman yangınları, seller onlarca canın yok olmasına sebep oldu. Afyonkarahisar Afat İl Müdürü Mehmet Buldan 2021 yılını Kanuluç Haber'e değerlendirdi. İzliyoruz. Afat İl Müdürü Mehmet Buldan 2021 yılının afet açısından ağır geçtiğini belirterek Kanal 3 mikrofonlarına özel değerlendirmelerde bulundu. 2021 yılı afetler açısından hem afet eğitim yılı oldu hem de afetlerin çeşitli manada çok görüldüğü bir yıl oldu. Çok afet açısından süreç yaşadık. Malumunuz orman yangınlarıydı. Antalya, Manavgat bölgesindeki ciddi seviyede bugüne kadar Türkiye tarihinde görülmüş olan en büyük yangını yaşadı ülkemiz. Akabinde Muğla ilinde başlayan bir yangın oldu. Hemen yine devamında sel felaketi Batı Karadeniz bölgesinde, Kastamonu'da, Bozkurt'ta, Sinop'ta, Bayburt'ta, daha öncesinde Ahrevi'de, Artvin tarafında. Ciddi manada bu bizim bu yılın afet açısından baktığımızda ağır sonuçlar doğuracak nitelikte oldu. Müdür Buldan, Afyonkarahisar AFAD'ın afetlerde büyük rol olduğunu belirterek, afetlerde bütün kurumların tek takım halinde olaylara müdahale ettiğini söyledi. Afyonkarahisar'ın
afetinde bir nebze de olsa rolü oldu. Biz Türkiye'de yaşanan büyük çaplı bütün afetlere müdahale noktasında, koordinasyon noktasında görev alan bir iliz. Arama kurtarma birliğimiz müdahale noktasında hem Manavgat'ta benim koordinasyonumda hem Muğla'da birlik müdürlüğümüzün koordinasyonunda yine diğer afetlere de zaten malum biliyorsunuz Bozkurt'taki sel felaketine Sayın Valimiz de oraya gidip orada görev almıştı. Yine bizim ekiplerimiz de orada görev aldı. İlimizdeki diğer kurumların ekipleri de görev aldı. Özellikle özel idare bu konuda çok etkin çalıştı. Biliyorsunuz afet tek bir kurumun üstesinden geleceği bir iş olmadığı için afetlerde bütün kurumlar tek takım halinde, tek vücut halinde ve eş güdüm halinde bu olaylara müdahale ediyor. İlimizin bu noktadaki kapasitesini geliştirmeye çalışıyoruz. Afet öncesi çalışmaları olduğunu belirten Buldan, Afyonkarahisar'ın il afet risk azaltmada pilot illerden biri olduğunu sözlerine ekledi. Deprem afeti olsun, diğer afetler olsun bu yönde pek çok çalışmamız var afet öncesinde. Afet döngüsü dediğimiz afet öncesi sırası ve sonrası ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. 2020 yılında da Sayın Bakanımızın talimatıyla il afet risk azaltmada pilot illerden biriydik. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in koordinasyonunda da biz bunu tamamladık. Geçen yıl 2021 yılında da bunun diğer kurumlarla paydaşlarımızla İRAP yazılımı üzerinden hangi seviyede olduğunu ve neler yapılması ve neler yapıldığı ile ilgili devamlı takibini yaptık. 2021 yılının afet eğitimi yılı olduğunda hatırlatan Müdür Mehmet Buldan, afet eğitimlerinde Afyonkarahisar'da 542 bin kişiye ulaştıklarını söyledi. Sayın Bakanımız 2021 yılını afet eğitim yılını ilan etti. Bir hedef koydu. 53 milyona insana ulaşılacağı. Bu 53 milyon insanın içerisinde de ilimiz nüfusuna göre oran belirlendi. Bu oran ölçeğinde de bizim bu eğitimlerimizde, afet farkındalık eğitimlerimizin verilmesi istendi. Biz Şubat ayında geçen yıl başladık bu eğitimleri vermeye. 115 eğitmenimizle, diğer kurumlardan da eğitmenler yetiştirerek, afet başkanlığımız koordinasyonunda, ilimizdeki bütün okullardan tutun, kamu kurum ve kuruluşları da her katmana, 7'den 70'e, biz bu eğitimleri gerçekleştirdik. Biz her ortamı, her katmanı, her topluluğu bu COVID ortamında, COVID şartlarını uygun ortamlarında biz istediğimiz seviyeyi yakaladık. Bize konan seviyeyi yakaladık. Türkiye genelinde 53 milyonun üzerine çıktı. Türkiye Afyonkarahisar'da biz 542 bin kişiye kadar ulaştık afet eğitimlerimizde. Ve bize verilen hedefi geçtik. Yani mavi kategori diyorlar, o kategoride, en üst kategoriye çıkmış olduk. Tabii bu afet farkındalık eğitimlerimiz bir nebze. Evet, böyle bir afet var. Bir şekilde başımıza gelecek. Bunun içinde işte depremiydi, seliydi, yangınıydı, taşkınıydı. Hepsini içeren bir yarım saatlik eğitim modülümüzü insanlarımıza ulaştırdık. Afet çantasının ne olduğunu, toplanma alanlarının ne olduğunu, bir afet anında neler yapılması gerektiğini, hepsini biz bu vatandaşlarımıza her türlü kanalla ulaştırdık. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanında bulunan illerde doğal hayata verdiği destekle adından söz ettiriyor. Kış günlerinde yemleme çalışmalarından yaralı hayvanların doğaya tekrar kazandırılmasına kadar geniş bir hizmet ağını yerine getiriyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın, Kanal 3 mikrofonlarına 2021 yılı çalışmalarını anlattı. Çılgın, 200 yaralı hayvanın tedavi edilerek tekrar doğaya salındığını belirtti. Üniversitemizde bir protokol kapsamında yapılan yaban hayatı kurtarma merkezimizi tamamlayıp üniversitemizin faal hale getirdik ve 2021 yılında 200 hayvanımızı sağlığına kavuşturup doğaya saldık. Onun haricinde özellikle kış aylarında yaban hayvanlarımıza yemleme yaptık ve 13 bin kilogramlık bir yem bıraktık. Özellikle Akta Tabiat Parkımızın bulunduğu alandaki kızılgeyik sahaları yine şu civarına salımını gerçekleştirdiğimiz yaban koyunlarımıza yem bıraktık. Bölge Müdürü Çılgın, kış aylarında yaşanan yoğun kar yağışı dolayısıyla beslenme zorluğu çeken yaban hayvanlarına yönelik devam eden yem bırakma çalışmalarını da aktardı. Bu seneki planımız 10 bin kilogram civarında bir yem bırakmak. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 6 bin kilogramlık yemimizi bıraktık. Özellikle bizim büyük memeli dediğimiz kızılgeyik ve yaban koyunumuz var bu bölgede. Bunlara yönelik Akdağ, Şuhut, Emirdağ, farklı bölgelere yemlerimizi bırakıyoruz. Şu ana kadar da
7000 kilogramlık bir yemimizi bıraktık. Hayvanlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Kış ortası kuş sayımını da gerçekleştirdiklerini belirten Bölge Müdürü Şahin Çılgın envanter bilgisi verdi. Biz 3 tane sulak alanımız, ulusal öneme sulak alan, haiz sulak alanımız var. Bunlarda 14 noktada sayım yaptık. Yaptığımız sayım sonucunda da 17 farklı türde 1300 tane kuş saydık ve şu anda gayet iyiyiz. Tekrar göç süreci devam ediyor. Burada türlerimizde 17 farklı tür tespit ettik. Bunları da saymaya devam ediyoruz. Takiplerimiz de devam ediyor. Eber Gölü kuş türü açısından çok geniş, kaplamlı, çok büyük bir önemi var. Eber Gölü'de yağışlardan sonra doluluk oranı nasıl? Onu devamlı DSİ'mizle beraber takip ediyoruz. Şu anda gayet iyi görebildiğimiz kadarıyla bu son yağışlarda oradaki su sıkıntısını inşallah çözeceğiz. DSİ'mizin de çalışmaları devam ediyor bu konuyla ilgili. Onlarla beraber ortak çalışıyoruz. Afyonkarahisar'da karla kaplanmaya başlayan köy yollarında İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yoğun kar yağışıyla birlikte kapanan köy yollarına anında müdahale edildi. Görüntüler Afyonkarahisar'dan. Afyonkarahisar'da geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana kar yağışının ara vermesinin ardından yağışlar dün tekrar başladı. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışının ardından karla mücadele ekipleri tekrar teyakkuza geçti. Evet. İlçelerde kapanan köy yollarına anında müdahale eden ekipler kar kürüme araçlarıyla yollarda çalışma başlattı. Şuhut ilçesinde yoğun bir şekilde devam eden kar yağışına da müdahale eden ekipler, iş makinesi ve il özel idare personelleriyle yolda kalan araçları da kurtarıyorlar. Evet değerli izleyenler, şu anda hattımızda Meteoroloji 5. Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Cevher var. Merhabalar Hasan Bey. Merhaba Duygu Hanım. Hasan Bey, birazdan bültenimizi de ekranlara getireceğiz. Afyonkarahisar'da birkaç gündür etkili olan kar yağışı maalesef kazaları da beraberinde getirdi. Ve özellikle de bir şeyin altını çizelim. Pazartesi itibariyle de sömestr tatili sona eriyor. Haliyle yollarda da bir yoğunluk yaşanacak. Peki Hasan Bey, izleyicilerimize hafta sonu için kısa bir hava durumu tahmini yapabilir misiniz? Tabii Duygu Hanım, hemen aktaralım. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemizde hafta sonu az bulutlu ve açık bir hava bekliyoruz. Yağış beklentimiz yok. Ancak sizin de bahsettiğiniz gibi buzlanma ve sulh hadisesi hafta sonu göreceğimizi tahmin ediyoruz. Bunun yanında sis ve pus hadisesini de bekliyoruz Duygu Hanım hafta sonu. Nispeten daha soğuk bir hafta sonu bekliyoruz. Açık olduğundan dolayı hava. Yağış beklentimiz yok, ancak buzlanma, soğun, sis ve pus hadiselerini hafta sonu için dikkat edelim diyorum. Ancak pazartesi gününden itibaren Orta Akdeniz'den ılık bir yağışlı hava istikrarına gireceğimizi tahmin ediyoruz. Pazartesi günü ve devamındaki birkaç gün daha ılık hava bekliyoruz Duygu Hanım. Salı gününe itibaren de yağmurlar göreceğiz bölgemizde. Sıcaklara baktığımızda ise hafta sonu dediğim gibi mevsim normallerinin altında seyredecek sıcaklıklar. Hafta başından itibaren normalleri civarında yer yerde üzerine çıkıyor. Sıcaklık değerlerine şöyle bir bakalım isterseniz. Cumartesi sabahı Afyonkarahisar'da -10 derece bekliyoruz en düşük. Yarın en yüksek 1 derece, pazar günü en yüksek 4 ve pazartesi günü en yüksek 8 derece beklerken pazar sabahı -5, pazartesi sabahı yine -5 derece bekliyoruz. Yani sıcaklıklar yarına itibaren, pazardan itibaren biraz daha yükseliyor. Denizli'de en yüksek 13-14 dereceler beklerken en düşük -2'den +3'e kadar çıkacak. Yine Uşak'ta 6-8 derece en yüksek beklerken en düşük de -6'dan -3'e kadar yükseleceğini düşünüyoruz. Bu noktada rüzgarlara dikkat çekmek istiyorum. Güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli rüzgar esecek. Güney yönlü olması nedeniyle de daha ılık hissedeceğiz pazartesi ve salıdan itibaren ve diğer ya da kuvvetli olabilir rüzgarlar. Özetleyecek olursak hafta sonu yağışsız, soğuk, buzlanma ve donun olabileceği, sis ve kuşun olabileceği bir hafta bekliyoruz Duygu Hanım.
Çok teşekkür ediyoruz Hasan Bey. İyi akşamlar. Rica ederim. İyi yayınlar dilerim. Evet, biz de hafta sonu buzlanmaya karşı sizleri uyarıyoruz değerli izleyenler. Sıradaki haberimizle devam edelim. Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü, tır ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında ikisi çocuk, toplam 15 kişi yaralandı. Yolcu otobüsü, tır ve kamyonun karıştığı kazada 15 kişi yaralandı. İbrahim Kutay yönetimindeki kamyon, Afyonkarahisar-Ankara karayolunda buzlanmanın olduğu Susuz Beldesi kavşağında yolun sağında duran İbrahim Akçay idaresindeki tırı arkadan çarptı. Bayram Karabulut'un kullandığı yolcu otobüsü de tırla kaza yapan kamyona arkadan vurdu. Kazada kamyon sürücüsü Kutay'la yolcu otobüsündeki ikisi çocuk, 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Otobüsteki diğer yolcularsa araçlarla terminale götürüldü. Bir kaza haberi de Emirdağ'dan geldi. Kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. 8 kişi yaralandı. Kazanın adresi Afyonkarahisar-Ankara Karayolu Yarımca Köyü. Aydın-Ankara seferini yapan ÖK idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kaza sonrası diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma, 112 acil servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 8 yolcuyu ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Bolvadin'de de iki tır ve bir kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazadan dolayı karayolunun bir yönü yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı. İki tır ve bir kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olayın adresi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi. Emirdağ istikametine doğru seyir halinde olan HK yönetimindeki tır, sürücüsünün kar ve gizli buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu kontrolden çıkarak kaydı. Kayan tır, yol kenarındaki kaldırıma çarparak durabildi. Bu sırada arkadan gelen CK'nın kullandığı kamyonet kayan tırın dorsesine çarptı. Arkadan gelen bir başka tır sürücüsü ise kazayı görünce araçlara çarpmamak için manevra yaptı ve kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarım arazisine girerek durabildi. Kazanın ardından bölge Bolvadin İlçe Jandarma ve Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada tırın dorsesine çarpan kamyonet sürücüsü CK, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Konya'da da benzer bir manzara vardı. Yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı. Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı. Görüntüler Konya'nın Ereğli ilçesinden.
Adana'dan Konya istikametine seyir halinde olan Hüseyinşehir İdaresi'ndeki yolcu otobüsüyle kontrolsüz şekilde ana yola çıkan CE İdaresi'ndeki kamyon kavşakta çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan ve yaralanan 11 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansırken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Manisa'dan korkunç bir haberle devam ediyoruz değerli izleyenler. Hastane otoparkında bir erkek cesedi bulundu. Hastanenin otoparkında erkek cesedi bulundu. Korkunç olayın adresi Manisa. Yunus Emre ilçesindeki Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nin otoparkında yaralı kişinin iki aracın arasında yerde yattığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin 70 yaşındaki Abidin Yerlikaya olduğu belirlendi. Ceset savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için adli tıp morguna kaldırıldı. Afyonkarahisar'da bir dairenin mutfağında çıkan yangında 89 yaşındaki bir adam dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının adresi Afyonkarahisar. Kendisine ait dairede tek başına yaşayan 89 yaşındaki Bekir Yaşın'ın evinin mutfağından bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden bina ve mahalle sakinleri 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri bir taraftan hızlı bir şekilde yangına müdahale ederken bir taraftansa evden çıkamayan yaşlı adamı kurtardı. Dumandan etkilenen yaşlı adam ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamının durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle pazar yerinin çatısı çöktü. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda pazar yerinin altındaki bazı araçlar zarar gördü. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Isparta'nın Davraz mahallesinde yeni çarşamba kapalı pazar yerinin çatısı çöktü. Çökmeyle birlikte olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Şans eseri ölen ya da yaralının olmadığı olayda pazar yerinin altında bulunan park halindeki bazı araçlar zarar gördü. Belediye ekipleri çökmenin yaşandığı alanda çalışma başlatırken kapalı pazar yerinin çatısının göçme ihmaline karşı da sürücülere uyarılarda bulundu. Bilecik'te yılda 700 ton cennet hurması hasadı yapılırken satıcının beğenmediği atık durumdaki hurmalar seralarda kurutularak yüksek fiyattan satılıyor. Bilecik'te hasadı biten cennet hurmasında satıcıların beğenmediği hurmalar, İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen Baştağcı Kadınlar Derneği'ne ait seralarda kurutuluyor. Yaş olarak ortalama fiyatı 5 TL'den satılan cennet hurması, kurutulunca fiyatı 100 TL'ye kadar çıkıyor. Baştağcı Kadınlar Derneği Başkanı Fatma Duman, Başköy, Küplü ve Bekdemir civarında Kasım ayında yaklaşık 700 ton hurma hasadı yapıldığını belirterek kuru hurmanın yaş hurmaya göre daha fazla tercih edildiğini söyledi. Başköy, Küplü ve Bekdemir civarında yaklaşık 700 ton hurma üretiliyor. Bu hurma
gıdalar sezonu gelince tüccarlar tarafından alınıyor. Fakat tüccarın beğenmediği, işte dışları lekeli olan bereli hurmalarımız bizim daha öncelerden hep çöpe atıyorduk. Hayvan olan hayvanına veriyor, hayvan olmayan işte bu şekilde evlerin balkonlarında kurutabildiklerimizi kurutuyoruz ya da pekmez olarak değerlendirebildiklerimizi değerlendiriyorduk. Ama tonlarca da hurmamız çöpe gidiyordu. Bu kurutma serası sayesinde bunun da önüne geçmiş olduk. Hurmalar artık atıl hurmalarımız değerleniyor, mutfaklarda yerini alıyor. Dernek üyesi Asiye Diyarvaroğlu ise bizler çocuklarımıza çikolata vermek yerine kurutulmuş hurma veriyoruz dedi. Kahve yanında ne bileyim şekerli yiyecekler çocuklarımıza verdiğimiz zaman çok daha faydalı oluyor. Şekerli yiyecekler çikolata vermemek yerine biz bunları veriyoruz. Kahvenin yanında mükemmel bir şey yani. Çok da keyifli misafirlerimize de ikram ediyoruz. Hatta tatillerimize götürüyoruz. Her yere götürüyoruz biz bunları. Çantamıza koyuyoruz. Çok da giyen de çok memnun kalıyor. Konya'da bir firma Tuz Gölü'nde hasadını gerçekleştirdiği tuzu, kış mevsiminin sert geçtiği Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor. Dünyanın 3 doğal tuz gölünden biri olan Tuz Gölü'nün tuzu, kış mevsiminin sert geçtiği kuzey yarım küre ülkelerinin pek çoğunda karla mücadelede kapanan yolları açmak için çare oldu. Gölden çıkarılan tuzlar yurt içinde tüketime sunulmasının yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki 60 ülkeye ihraç ediliyor. Tuz Gölü'ndeki bir firmanın genel müdürü Ömer Çetiner, gölün kaya tuzuna göre saflık oranının çok daha yüksek olduğunu belirtti. Tuzumuz ne kadar saf ise yollarda kar ve kışla mücadelede o kadar etkin bir sonuç alacağız. Göl tuzu dünyanın çok nadir göllerinden bir tanesi, Şerefli Koçlar ilçesinde bulunan Tuz Gölü. Kaynaktan çıktığı gibi %97,5-%98 sodyum klorür saflığına sahiptir. Yani bu demektir ki içinde yabancı madde yoktur. Adeta sadece çok eser miktarda, çok az miktarda kimyasal vardır. Kalsiyum gibi, magnezyum gibi ama bir fiziksel kirlilik yok. Müdür Çetiner, 60 ülkeye tuz ihraç ettiklerini söyledi. Toplamda 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu sadece karla mücadele değil. Tabii ki karla mücadele ile ilgili de Rusya başta olmak üzere Kuzey Avrupa ülkeleri, Kanada, Amerika gibi, Amerika'nın doğu kıyısı gibi yoğun kar yağışı alan yerlere, Avrupa'nın ciddi kar yağışı alan yerlerine gönderiyoruz. Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada 1492 sürücüye idari para cezası kesilirken 29 araçta trafikten men edildi. Ekipler geçit vermedi. Uşak'ta 1492 araç sürücüsüne para cezası kesildi. Balon şişirdiğinizde çok sert tükenmenize gerek yok. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 8547 araç kontrol edildi. 1492 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken 29 araçta trafikten men edildi. Isparta'da soğuk ve karlı havaya rağmen bir caminin girişinde battaniyeye sarılı halde yatan evsiz vatandaşa polis ekipleri duyarsız kalmadı. Polis sokakta yatan adama duyarsız kalmadı. Görüntüler Isparta'dan. İyi misin? Etkili olan soğuk ve kar yağışına rağmen bir caminin girişinde üzerinde battaniye ile yatan evsiz adama polis ekipleri duyarsız kalmadı. Polis ekipleri evsiz vatandaşa bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sordu. Ancak akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen evsiz vatandaş polis ekiplerinin yardım teklifini reddetti. Gerekli kontrolleri yapan polis ekipleri olay yerinden ayrıldı. Müzik
İştahınızı kabartacak bir haberle devam edelim değerli izleyenler. Toprak kaplara konulan et taş fırın içerisinde odun ateşiyle birleşerek lokum kıvamına erişerek eşsiz bir lezzete bürünüyor. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde toprak kapta pişirilen güvecin damak tadı yıllardır hiç değişmedi. Çıraklıktan itibaren yıllarını bu sektöre adayan güveç ustası Veli Yalçınkaya, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan yapılan Tavşanlı'daki güvecin özellikle de erkek keçi etinden yapılanların benzerlerinden farklı ve daha çok tercih edildiğini söyledi. İlçede güvecin ayrı bir yerinin olduğunu belirten Yalçınkaya, tavşanlı güvecini yemediyseniz eğer kendinizi et yedik saymayın dedi. Burada 12 yıldır yapıyorum. Ama çıraklık döneminde sayarsak tabii uzun bir zaman. Tavşanlı güveci tavşanlı has bir şey. Yani başka yerde bu lezzeti bulamazsın, aynı lezzeti alamazsın. Et her tarafta pişirilir ama tavşanlı güveci bir başka olur. Dana güveci ve erkeş güveci olarak yapıyoruz. İşte sabah erken gelip fırın ateşleyip, etlerimizi hazırlayıp, öğleye kadar pişirip öğlen servise sunuyoruz. Erkeş güveci seven de var, dana güveci seven de var ama erkeş güveci daha ağırlıklı. Bu yöreye has bir hayvan olduğu için dışarıdan gelen misafirlerimiz genelde erkeş güvecini tercih ediyorlar. Siz tavşanlı güveci yemediyseniz hayatımızda et yedik diye saymayın kendinizi. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar'a geldiği günden itibaren birbirinden farklı çalışmalara imza attı. 8 ay önce Afyonkarahisar'ın dünyaya açılan markasını kuran Vali Çiçek, albikere.com'la hem kadınları üretime teşvik etti, hem de albikere.com'dan kazanılan gelirle öğrencilere burs imkanı sundu. Vali Gökmen Çiçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla albikere.com'u bakın nasıl anlattı, o klip geliyor ekranlarınıza. Tam 8 ay önce Afyonkarahisar'da arkadaşlarımızla beraber bir hayal kurduk. Hem valimiz, hem STK'larımız, hem Afyon Eğitim Vakfımız, belediyemiz, yani tüm şehir tüm katmanlarıyla beraber esnaflarla birlikte bir alışveriş sitesi kurduk. Albikere.com'u kurduk ve dedik ki Afyonkarahisar'ın dünyaya açılan markası. Burada şunu hayal ettim. Hem buradaki esnaflarımız ve Türkiye'nin diğer yerlerinde bize katılmak isteyen esnaflarımızın ekonomik hayatlarına katkıda bulunabilmek, hem kadın istihdamını desteklemek ama en önemlisi buradan elde edilen komisyon gelirleriyle öğrencilerimize burs verebilmek. Bu hayalle yola çıktık ve 8 ay geçti tam üzerinden. Bu 8 ay içerisinde inandığımız, hayal ettiğimiz birçok şeyi başardık. Ama hala alacak çok yolumuz var. Bugün değerlendirme yaptığımızda, 8 aylık değerlendirme yaptığımızda günlük 7 bin liralık ciro yapan sitemiz toplamda 8 ay içerisinde 1,5 milyonluk ciroya ulaştı. Hala çok gerideyiz. 900 mağazamızla beraber sitemiz halkımızın hizmetinde. Bu manada, bu kapsamda belki Türkiye'de bir şehrin tüm katmanlarıyla beraber kurduğu ve kadın istihdamını destekleyerek öğrencilere burs imkanı sağlayan alanındaki tek site. Şundan dolayı tek site. Bu sitenin sahibi bir şehrin hepsi. Bu şehrin tüm öğrencileri. Bu manada bu siteyi çok önemsiyoruz. Arkadaşlarımızın çalışmaları sonucunda 2 gün önce cep telefonlarına indirme olayı tamamen netleşti. Önceden bir takım şikayetler ve sorunlar gelmekteydi. Sitenin alışveriş noktasında biraz zorlandıkları ifade edilmekteydi vatandaşlarımız tarafından. Bütün bu sorunlar çözüldü. Ben öğrencilerimize burs veren, kadın istihdamını destekleyen, bir şehrin gerçekten öz markası olan albikere.com'u tüm hemşehrilerimizden, tüm Türkiye'den desteklemesini, bu siteye sahip çıkmasını istiyorum. Bu konuda bütün Afyon olarak duyarlı olmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Ve albikere.com sitemizi hepimizin telefonlarımıza indirerek alışverişlerimizde öğrencilerimize
burs imkanı sağlamamızı talep ediyorum. Ve bu sitenin kurulmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, gerçekten hiçbir ücret almadan bu konuyla ilgili gece gündüz mücadele eden Albikere ekibine, destekleyen sivil topluma, vatandaşlarımıza, esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum. Son derece güvenli olan bu siteye hep beraber sahip çıkalım. Bundan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, saat 9'da Mehmet Emin Güzbey'in sunduğu özel gündem programının bu akşamki konu AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkay oluyor. Bu hatırlatmayla da bültenimizi noktalayalım. Sırada spor haberlerimiz var. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek mutlu kalın. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. Afyonkarahisar'ın İNG Basketbol Süper Ligi'ndeki temsilcisi HD Sigorta Afyon Belediyespor yarın kendi saha ve seyircisi önünde Yukatel Merkez Efendi Belediyespor Kulübü ile mücadele edecek. Her iki takım için de büyük önem taşıyan bu zorlu karşılaşma öncesi Afyonkarahisarlı tüm spor severleri tribünlere davet eden kulüp yöneticileri takım olarak galibiyete kilitlendiklerini ve bunu başaracak güce sahip olduklarını söylediler. İNG Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftanın açılış maçı yarın saat 13'te Pınar Karşıyaka ile Gaziantep basketbol takımları arasında oynanacak. Bu maçın ardından Profesör Doktor Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda HD Sigorta ile Yukatel Merkez Efendi karşı karşıya gelecek. Saat 15.30'da başlayacak olan müsabaka, ligde kalma mücadelesi veren iki takım için de son derece önemli. HD Sigorta Afyon Belediyespor haftaya 19 maçta topladığı 22 puanla 15. sırada girerken rakibi Yukatel Merkez Efendi Kulübü 18 maçta 23 puan toplayarak 13. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yönetim değişikliğiyle yeni bir hava yakalayan ve renklerine kattığı yeni oyuncularla kadrosunu güçlendiren HD Sigorta Afyon Belediyespor, Yukatel Merkez Efendi maçına büyük bir moralle hazırlandı. Afyon ekibinin tek hedefi bu maçı kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak. Taraftar desteğinin kendileri için son derece önemli olduğunu vurgulayan kulüp yöneticileri, bu nedenle tüm spor severleri yarın oynanacak karşılaşmaya davet ettiler. Profesör Doktor Veysel Eroğlu Spor Salonu yarın birbirinden önemli iki karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. İNG Basketbol Süper Ligi'nde saat 15.30'da başlayacak olan HD Sigorta Afyon Belediyespor Yukatel Merkez Efendi basketbol maçından sonra saat 19.00'da ise Afşar Maden Suyu Afyon Belediye Yuntaş Voleybol Takımı Spor Toto'ya ev sahipliği yapacak. Aksa Sigorta Efeler Voleybol Ligi'nde alt sıradan kurtulmaya çalışan Afşar Maden Suyu Afyon Belediye Yuntaş'la haftaya 6. sırada giren Spor Toto arasında oynanacak olan karşılaşma büyük mücadeleye sahne olacak. Düşme potasına yakın takımlardan bir maçı eksik olduğu için aradaki puan farkını kapatma şansı yüksek olan Afşar Maden Suyu Afyon Belediye Yuntaş yarın evinde oynayacağı Spor Toto maçını kazanarak 8 Şubat Salı günü yine kendi evinde Cizre Belediyespor'la yapacağı erteleme maçına büyük bir moralle çıkmayı hedefliyor. Müzik
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe-Beko İtalya deplasmanında Aksarman'ı ex-Çancu Milan'ı 71-60 yendi. Üst üste 4. Son 9 maçta ise 8. galibiyetini alan Fenerbahçe-Beko iyi performansını sürdürdü. Çift maç haftasını kayıpsız geçen Fenerbahçe-Beko 21. maçında 11. galibiyetini elde etti. Aksarman ex-Çanç Milan'ın 5 maçlık galibiyet serisi ise Fenerbahçe-Beko karşısında sona erdi. İtalyan temsilcisi 22. maçında 7. yenilgisini yaşadı. Maça iyi başlayan Milan, ilk 4 dakikayı 8-3 önde geçti. Boyalı alanı iyi kullanan Fenerbahçe-Beko, Gudur içinde sayılarıyla ilk çeyreği 18-12 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte Buku, İsmet Akpınar ve Gudurik'le etkili olan Sarı Lacivertliler 15. dakikada farkı 16'ya çıkardı. Ev sahibi ekibin Delana ile farkı eritmesine rağmen Fenerbahçe-Beko soyunma odasına 43-34 üstün gitti. Üçüncü çeyreğe 9-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip 24. dakikada skoru 43-43 yaparak maça dengeyi getirdi. Guduric'in hücumdaki performansıyla toparlanan Fenerbahçe-Beko son çeyreğe 54-51 önde girdi. Karşılaşmanın son periyoduna çok iyi savunma yaparak başlayan Fenerbahçe-Beko 34. dakikada 7 sayılık avantaj yakaladı. Sarı lacivertliler son 1,5 dakikada farkı tekrar çifthanelere çıkartarak sahadan 71-60 galip ayrıldı. Konyaspor sezon sonu sözleşmesi bitecek olan başarılı futbolcu Sokolçuk Aleş'in kontratını 2024 yılına kadar uzattı. Konya Büyükşehir Stadyumu basın toplantı salonunda Sokolçuk Aleş'i için basına kapalı imza töreni gerçekleştirildi. For me it's a happy day today. 31 yaşındaki Arnavut forvet oyuncusu kendisini 2024 yılına kadar yeşil beyaz renklerde tutacak yeni sözleşmeyi imzaladı. İmza töreni sonrası konuşan Çukaleşi, Konyaspor gibi büyük bir ailenin parçası olmaktan çok memnuniyet duyuyorum. Bu imzanın gerçekleşmesinde katkısı olan başkanımıza, yönetimimize ve hocamıza teşekkür ediyorum. Terimin son damlasına kadar sahada mücadele edeceğime söz veriyorum. Bu sezon güzel bir başarı yakaladık. Bu kesinlikle bir tesadüf değildir. Takım ruhuyla buradayız. Önemli olan bundan sonra buralarda kalabilmek. Çok çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Eminim sezonu çok güzel bir yerde tamamlayacağız. Önemli bir Giresunspor maçımız var. İnşallah güzel bir skorla ayrılacağız dedi. This season they are supporting us. Transferlerimiz devam edecektir. Daha önceden de ifade ettiğim gibi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu yeni tip koronavirüse yakalandı. 30 senedir Trabzonspor Kulübü'ne hizmet ediyorum. Benim koruyacağım, kollayacağım tek kurum Trabzonspor Kulübü'dür. Bordo Mavili Kulüpten yapılan açıklamada Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun COVID-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır ifadelerine yer verildi. Abdülkadir kardeşim pasını aldım. Çok teşekkür ediyorum. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.